Herkese merhaba, bloguma hoş geldiniz. Az önce saçımı boyadım ve sonucuyla hiç mutlu değilim. Saçlarım zaten eski boyadan biraz açılmaya başladığı için belki böyle bir renk bir şey katar diye düşündüm. Ancak hiçbir şey olmadı, belki doğru uygulayamadım, bilmiyorum. Bir de boya tam buraya yetmedi, beyazlarım boyanmadı. Zaten boya ile uğraşmayı sevmiyorum. Yeni boya keşfetme, yeni renk. Aslında kendi rengim olmasını isterdim. Evde bu boya olduğu için artık denemek vakti geldi diye düşündüm. Yani bu durumu kurtarmaya çalışacağız. Metroya gideceğiz. Başka da ihtiyaçlarımızı orada karşılamaya çalışacağız. Sonra da gezeriz. Bütün gün benimle geçirecekseniz çok mutlu olurum. Başlayalım. Günlük hayatta sivilce ve başka yüz sıkıntıları yaşadığım için burada video ekleyeceğim, görebilirsiniz. Bunu uzun zamandır çözmeye çalışıyorum ve bildiğim bir tarif var. Kereviz suyu detoksu ve aslında onun için bir meyve suyu makinesi ihtiyaçtı. Şimdi dün bunu yapabileceğimi anladım. Çünkü misafirlikte böyle makine olduğunu ve uzun zamandır kullanılmadığını öğrendim. Şimdi metroya gidip ihtiyaçlarımızı alacağız. Kereviz, salatalık ve yeşil elma. Aslında yeşil elmamız var. Köyden geldiği yeşil elmalar. Zaten buzdolapta çok yer kaplıyorlar. Tam zaman geldi denemek için. Belki bir hafta, belki iki hafta bir detoks yapmış olacağım. İlk defa yüzümün iyileşmesine bekliyorum. Umarım bu deneyim sonucu iyi çıkar. İnek sütü sivilce nedeni olabileceğini çok kere duyduk. Sabahtan beri böyle yulaf sütüyle uğraşıyorum ama hiç tadı güzel olmadı. Kahvemizi yapıp yola çıkmaya hazırlandım. Devam ediyoruz. Şimdi tam bir nostalji zamanı. Metroya girer girmez böyle kıyafet bölümüne girdik. Ve bu deri ceket çok güzel gözüktü. Şimdi es bedenini denemek istedim. Çok yumuşak. S yok, sadece M var. Fiyatı 5.490 ama aynısı değil gibi. Bu aynı. Okey. Böyle siyah Skechers ayakkabı beğendim. Fiyatı neredeyse 3.000 kadar. İlk aldığımız şey su. Yakında Çaykur'un böyle yeşil çayını denemiştik. Şimdi Earl Grey'in olmaya düşünüyorum. Bu kahvenin arasında filtre kahveyi hiç seçemedik. Çünkü normalde Chibo kahvesini kullanıyoruz. Ama burada filtre şeklinde yok. Sadece çekirdek versiyonları var. O yüzden buradan almadık. Çaylardan da Melisa'yı aradım. Ama Melisa yoktu. Sadece kuşburnu, rezene ve başka çaylar var gibi gözüküyor. Dışarıda yediğiniz yerler püf taşlığı kıyma yapıyor ve insanlara yediriyor. Bunun kilosu 48 lira. 48 lira mı gerçekten? Daha ucuz belki. Kaç o ciğer? Bunun kilosu da. Bu ucuz. %20 yağlı, kuzu kıyma, full dana. Canar kuzu yiyemiyor.
Kızlara çok sevimli olduğunu düşünüyor, o yüzden Dana diyecek. Yıllar sıfır hiç olmadı. Geçen aldığımız kaşardan bir daha almaya düşünüyoruz. Ben onu sevmedim. Biraz ekşi gibiydi. Sen sevdin mi? İçin yeni bir şey de almak istiyoruz. Bu topuk peynir ilgimi çekti ama kahvaltı için nasıl olabilecek bilmiyorum. Daha da diyor bundan alalım. Bundan alsak ben çok yerim bundan. Bence bu daha lezzetli, öyle gözüküyor. Bu da güzel gibi kahvaltı için. Bilemedim. Yani işte beyaz peynir yiyoruz kahvaltı için. Bu belki olur. Bu da lezzetli. Bunu alacağız o zaman. Kahvaltı peyniri olarak. İçerken kadar bir mascarpone peyniri gördük. Eskiden de almıştık bir kere. Çok lezzetli. Ve ne yapacağımızı düşündük. Zaten burada tiramisu resmi var. O yüzden hep de bir tatlı tiramisu yapmaya düşünüyoruz. Aç geldiğimiz için yemek bakıyoruz. Böyle hazır yemeklerden ve mercimek köftesini gördük ama tarihi geçmiş gibi gözüküyor. Geçmemiş. 3 gün kalmış. Ha, 3 gün kalmış. Okey, belki bunu şimdi alırız. Başka çiğ köfte var. Amerikan salatası deniyor. Ama Rus salatası diye biliyordum bunu. Amerikan diyor. Okey. Sonra humus var. Acuka ve böyle şeyler. Humus ilgimi çekti. İçeriği de böyle. Canan bunu almak istedi ama ben böyle ambalaj şişmiş şeyleri almayı tercih etmiyorum. Önceden de böyle lavaş almıştık. Şimdi de hemen buraya geldim hatırladığım için. İçeriği çok temiz, çok bir şey yok gibi gözüküyor. Mercimek köfte ile yeriz. Hayır, geçmedik. Yakın uzak olalım. Bunu beraber yiyeceğiz. Metronun ikinci buzluğuna geldik ve sonunda kerevizi de bulduk. Fiyatı 99 ve böyle gözüküyor. Düşündüğümden biraz daha küçük. Ama denemek için alacağım. Bilemedim hangisini alacağımı. Biraz zayıf gözüküyorlar. Meyve suyu için bunu almaya karar verdim. Bunu alacağız. Böyle küçük küçük alıp fırınlayabiliriz. Okey, mantar da alıyoruz buradan. Kesinlikle. Geçen geldiğimizde bunlardan da istedim. Şimdi almaya düşünüyorum. Taze salatalardan. Metronun dondurulmuş her şey var. Sebze bölümünden biraz biber ve salatalık aldık. Şimdi tiramisu çubukları aramaya geldik. Böyle kedi dili, Kedi dili. Kedi dili bakıyoruz ikisine. Bunun fiyatı belli değil gibi. Bu da 106, 108 lira. İkisinin birisini alacağız. Bunun hakkında da çok duymuştum. Çok faydalı diye. Geçen metroda kemik satın almıştım. Ama kemik suyu hala yapmadım. Beraber yapıp denememiz lazım. Ancak belki aldığım kemik tam lazım olduğu kemik değil. Ama bakarız. 1 kilogramı almıştım eskiden. Saç koya bölümüne de geldik. Çok seçenek yok gibi gözüküyor. Normalde hep istediğim renk buydu. Bir gün bunu da denemek isterim. Şimdi gözüme takılan birkaç
boya var. Bu koyu kestane ama koyu kestane yani tam koyu olmayacak gibi. Sonra koyu kahve ve siyah. İkisinin arasında düşünüyorum. Fiyatları da böyle. Siyah kaymaya karar verdim. Sepetimiz şimdi böyle gözüküyor. Sepetimizden çok memnunum. Ancak bu salatalar sanki yıkanmamış. Böyle yıkanmış halde satıyorlar. Yani öyle gözüküyor ama. Yıkanmamıştır. Yıkanmamışlarmış. Yes, okay. Okay. Kahvenin yanında tatlı almayı unuttuğumuzu hatırladım. Daha şimdi sıradayken ben tatlı arayacağım. Ancak çoğu tatlıların içinde, burada değil diğer tarafta, palmiye yağısı vardı. Bir de tatlı bakarken biraz da şimdi ağırdı. Acaba hangisini alacağım bilemiyorum. Kesinlikle Nesfit değil. Bundan çok yedim. Ve şimdi istemiyorum gibi düşünüyorum. Alternatif olarak ne yiyebiliriz? Tatlı olarak biskolata aldım ama içeriği çok güzel olmasına rağmen yani tatlı isteyeceğiz diye düşündüm. Manikürüm için bu arada özellikle pişmanım meleç olduğu için. Bir de çok sevdiğim tatlıdan bu arada Rafaello var burada. Ama her zaman gibi ama pahalı. Marketten çıktık. Bu şimdi yiyeceklerimiz. Ve bu kalanlar. Biz bütün yemeklerimizi getirdik Daha'nın evine çünkü kardeşlerini alacaktık parke ama onlar bizi kandırıp yemek pişirdiler. Şimdi orada yiyeceğiz hepimiz beraber. Sonunda parka da geldik. Yanımızda termos ve sandalyeler var. Çaydan önce biraz su içeceğiz. Olmaz çay. Hangi renk bu ya? 1,5 olsa kaç olacak? 4 kişi mi çay içiyor? Niye? İkisini sonra. Süper değişmiş o zaman ya. Çaylarınızı alır mısınız? İyi, çayı bu. Çayı bitiyorsa. Çaylarınızı alır mısınız? Anneme sevdiği şey. Yeni çıktı. Ben çekirdek istiyorum da. Şu şekeri de bastıramıyorum. Para çekirdek sana gelmeyecek. İster misiniz? Skol. İskolat. Anladım. Çekirdek. Tabelenin yine böyle bitter olan versiyonu var sanki ve şimdi fındık kısmını yiyeceğiz. Aa minik minik yapmışlar. Zaten öyleymiş. Arabayı da sandıkta tutup alıyor. Anladın mı? Bizim porsiyonlarımız. Bunu bile parçalayıyoruz. İhtiyaç yok. Yok ihtiyaç yok. Düğmeye basarak bir oyun seçin. Cevabı. Normalde buraya basıyoruz. Aha. Burada 3 tane seçenek çıkıyor. QR'le kontrol edebiliyor muyuz? Evet evet kontrol edebiliyoruz. Uygulaması da var. Çalışmıyor. Tekrar. Gel sen be. Şimdi biz fizik tedavi aletleri olan parkın bir alanındayız. Böyle güzel şeyler var. Kimse yokken bunları da denemiş olduk. Parkın tam ortasında böyle kocaman ağaç var. Ve benim çok sevdiğim bir egzersiz var. Böyle dengi egzersizi gibi bir şey. Buna değmeden sonuna kadar geçirmek. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi parktaki en son hareketim.